Yeniden siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz. Muhabbetimizi kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Hani hayatınızda bazı insanlar vardır değerli gönüldaşlarım. Bir şeye karar veremezler. Zor beğenirler. Zor bir şey alırlar. Zor bir şeyi satarlar. Böyle yani bir kararsızlık içerisinde de insanlar vardır. Bir gün değerli gönüldaşlarım bir kardeşim geldi yanıma. Dedi ki hocam biz evde çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Hayırdır dedim ya. Sen şeker gibi adamsın oğlum sen ne sorun yaşayacaksın? Ya ben değil dedi. Bizim hanımla yaşıyoruz biz. Ya ben mesela net bir adamım. Şunu satacağım dedim. Değil mi? Şunu satacağım diyorum. De değil mi? Satarım diyor ben onu. Ama diyor bizim hanım dedi ki bunu satacağım mesela. Oo, oh! Satacağım dedi ya artık. 50 kere gider gelir. Satsam ne olur, satmasam ne olur. Şimdi satınca ne kazanırım? İki gün sonra, satsam ne kazanırım? Üç gün önce satmalı mıydım? Şimdi mi satmalıyım? Bir hafta sonra mı satmalıyım? Gibi hocam dedi ya bir insan bir gardırobu almak için 60 tane mağaza gezer mi ya? Bir AVM'de 60 tane mağaza gezer mi dedi ya bir gardırobu için? Ben de ona dedim oğlum abartma lan abartma. 60 tane dükkan mı olur dedim gardolapçı 60 tane dükkan mı olur dedim. Çocuk çocuk böyle bir alındı bana. Hocam dedi bir dakika ben yalan söylemem. Aa dedi. Bin arabaya. Oğlum ben gelmiyorum dedim işim gücüm var. Böyle konuşuyorum onunla Samimiyetimiz var. Ben dedim gelmiyorum. Yok Sen bana iftira attın gideceğiz. Ben sana ne yapacağım? Bunu ispatlayacağım. Neyse aldı beni götürdü. Bu İstanbul Avrupa yakası Beylikdüzü tarafında bir yer. Arkadaş o kadar büyük yer ki aynen dediği gibi. Var yüzlerce dükkan. Aynen dediği gibi Gardolabı satanı, halı satanı bilmem işte e, beyaz eşya satanı ama dediği gibi envai çeşit eşya var. Dedim oğlum buraya getirirsen herhalde herkesin kafası karışır. Çünkü orada bakıyorsun 3 lira az sonra oraya gidiyorsun 30 lira. Kimisi medefe, kimisi sunta. Kimisi bilmemiş işte, 6 kapak, kimisi 5 kapak. Gittim ya aklımda, biliyorum çünkü. Kim ha ona da söyledim, izini aldım dedim. Bunu bak YouTube'da değerli dinleyicilerimle paylaşacağım. E, kimisi 5 kapak, kimisi 4 kapak. E, dedim herkesin kafası karışır burada. Sen dedim, yanlış yapıyorsun. Ne yapacaksın? Bir tane mağazaya götür. Sadece diyeceksin bak 4 çeşit bu kar var. Hangisini istiyorsan al diyeceksin. Mesele bitecek. Hoca dedi o kadar erkek değilim ben dedi. <laughs> ben o kadar erkek değilim dedi. <laughs> Onun içinleri geç onları. Bizim dedi evimizde bir konuda karar vermekte çok zorlanıyoruz. Aynen böylesi. her konuda ama dedi yani gardırop misal. Ya e böyle işte çocuk yapalım mı yapmayalım. Şimdi yapsak ne olur? Ülkenin durumu nasıl olur? İşte ne bileyim Çocuk yaptığımız zaman yetiştiremezsek nasıl olur? Efendim çocuk yaptık diyelim. İşte bu çocuk benim karnımda ölü doğarsa ben ne olurum? Ben ne yaparım? Şişmanlarsam ben çocuk doğuracağım diye şişmanlarsam ben geri nasıl vereceğim falan. Aynen böyle. Çocuk var ya bana bir şeyler söyledi. Bir dakika dedim. Bir dakika. Özelini bana anlatma. Bir dakika ben sana bir formül vereyim. Böyle karar vermekte zorlananlar bir şeyi bir kararı verirken zorluk çekenler herhangi bir şey alacağı zaman bir şey satacağı zaman bir karar vereceği zaman hakkında hayırlı olup olmadığını çözemeyenler işte evlenecek diyelim işte filanca kişiyle evlenmek istiyor diyelim işte kızımız var işte evlenmek istiyor artık yaşının kemale erdiğini düşünüyor ve evlenmek istiyor diyor ki işte şundan mı evlensem bundan mı evlensem? Zengin mi olsun fakir mi olsun işte. Kafa karışıklığı. Karar veremeyenler. Ne yapacağız? Şöyle bir dua edeceğiz. Yani karar vermekte zorlananlar için. Her zaman, her gün böyle karar vermekte zorlananlar, karar arefesinde olanlar. Yani bir karar alması lazım. Diyelim ki işte şu telefonu alacak. Ne yapması lazım? 7 defa veya üç defa. Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed diyeceğiz. Manası ne? Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Allah'ın Muhammed'e salat ile sahabesine salat ile alna salat eyle demek. Ve arkasından değerli gönüldaşlarım ne yapacağız? Ya Khabiru celle celalu. Ya Khabiru celle celalu. Ya Khabiru celle celalu. Not alın. Ya Khabiru celle celalu. Ya Khabiru celle celalu. Bunu değerli gönüldaşlarım ne yapacağız? kalbiniz mutmain olana kadar yani bir konuda kalbinizin karar verme evet ya da hayır konusunda karar verme meyil kadar çekmemiz lazım. Kimisi vardır bin tane de neticeye ulaşır, kalbi meyleder. Kimisi vardır beş tane de eder. Kimisi vardır üç yüz tane de eder. Kalbiniz meylene kadar, meyledene kadar. Neye? bir kararda bir kararsız kaldınız. Bir karar vermeniz gerekiyor. Bir işte kararsız kaldınız. Diyelim evleneceksiniz. Diyelim işte okula gideceksiniz. Diyelim işte bir şey alacaksınız. Diyelim bir yere gideceksiniz. Kararsız kaldınız. Gidelim mi gitmeyelim mi? Gidelim mi gitmeyelim mi? Alalım almayalım mı? Verelim mi vermeyelim mi diye. Ya habiru celle celaluhu ya habiru celle celaluhu ya habiru celle celaluhu. Bakacaksın ki bir tanesi üste doğru çıkıyor. Böyle manevi olarak böyle kalbiniz ona doğru yatmaya başlayacak. Evet ya gidelim. Gitsek iyi olur. O insanlar sonuçta bize gelmişler. Misal veriyorum. Evet ya bu bunu alalım. Bizim ihtiyacımız var. Artık ertelemeyelim. Bak kalp gitti. Veya yok canım bunu almayalım. Şimdi bizim ihtiyacımız yok buna. Yani bu fazlalık olur. Bak kalp gitti. Bunun gibi. Ya Habiru Celle Celaluhu diyeceğiz. Ayrıca Saffat suresinin 99. ayeti var. Ve kâli inni zehebun ila rabbi seyehdin. Ben Rabbime gidiyorum, o bana yol gösterecek demektir. Kale <gâle> inni zahibun ila Rabbi seyehdin. Bunu da değerli gönüldaşlarım ne kadar okuyacağız? En az yedi defa okuyacağız. Ve kale <gâle> inni zahibun ila Rabbi seyehdin. <gâle> 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 <zâhibun ilâ> <seyehtin> en az yedi defa okuyacağız. Arkasından da Sadakallahul Azim diyeceğiz. Allahümme salli ala Muhammed diyeceğiz. Sadakallahul Azim. Allah doğru söyledi. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım işte peygamberimize salat eyle. Haline salat eyle demektir. Arkasından göreceksiniz kararınız netleşecek. Çok net söylüyorum. Karar veremeyenler için bu formülü uygulayın. Kararınız netleşecek. Her konuda söylüyorum size. Karar netleşecek Allah'ın izniyle. Bana da dua edin ha. Deyin ki Mehmet Kasadar'dan öğrendik. Onun bir YouTube kanalı var. Arkadaşlar oraya bir toplanın. Oraya bir abone olun. O adamın videolarını izleyin. Diye tavsiyede bulunun ki ne olsun bu bilgiler o insanlara da gelsin. Ne olacak ya 8-10 bin tane 15 bin tane abonmanlıktan ne olur ya? 3-5 bin 10 bin kişi izliyormuş 50 bin izliyormuş bundan da ne olur ya? Ya vatandaş çıkıyor. Ya bazen öyle şeyler görüyor bu çocuklardan. Ya 5 milyon izlenmiş, 2 milyon izlenmiş, bizatihi oturup izliyorum ne var diye. Hiçbir şey yok. Ya kadının bir tanesi, gözümle gördüm, kadının bir tanesi patatesi doğuruyor. Bildiğim patates, Erzurum'un tabiriyle kartol. Patatesi doğuruyor, üzerine bir şeyler atıyor işte. Sobaya koyuyor, sobadan geri çıkartıyor. Diyor ki bu bizim meşhur patatesimiz, 1 milyon izlenmiş. Ben burada gırtlak patlatıyorum. İlim okumuşuz elhamdülillah. Dersime çalışmışım. Onca yol 90 kilometre yol gelmişim, 80 kilometre yol gelmişim. Elbisemi yıkatmışım, temizletmişim, ütületmişim. Gelmişim, zaman ayırmışım 3000 kişi, 5000 kişi. Yani benim değerim patatesten daha aşağıda herhalde öyle görünüyor. Öyle görünüyor yani. Demek ki vatandaş patatesi bu ilimden daha fazla kendine uygun buluyor. Ne diyebilirim? الله أمانة